Gel kızım. Beni kandırmak için şimdi de seni mi yolladılar? Evet. Ya. Zehir değil. İlaç sadece. Daha iyi olmanız için. Ya bırak Allah'ını seversen. Lütfen. Tamam tamam ver. Şifa olsun. Nereye? Hapı yutturup kaçıp gitmek var mı öyle? Otur biraz sohbet edelim. Bir zamanlar çocuk bahçesi gibiydi burası. Cıvıl cıvıl bir sağa bir sola koşturur dururdunuz. Ne zaman büyüdünüz? Ben ne zaman bu kadar yaşlandım? Anlamadan geçip gitti seneler. İnşallah yeniden çocuk sesleriyle şenlenir bu bahçe. Ha. Bak, fazla beklemeyin. Ben yaşlı bir adamım. Torunumun torununu görmek istiyorum, tamam mı? Tamam. Ne oldu kızım? Neden mahzunlaştın? Hiç. Hiç yok bir şey. Evleneceğin gün acı şeyler yaşandı. Moralin bozuk olması normal aslında. Ama geçti gitti işte. Bak. Yaman daha iyi şimdi. Çok şükür. Çok şükür. E gülümse biraz be kızım. Bak çok mutlu olacaksınız Ateş'le. Ben onu anlarım. Seni gerçekten seviyor. Üzmez de. Ben torunuma kefilim. Sevdiklerine sahip çıkmasını çok iyi bilir. Sahip olduklarına dokunulmadıkça da ondan iyisi yoktur. Ama bir yanı ne kadar aydınlıksa öbür yanı da o kadar karanlıktır. Bunu da bil. Çok sever ama bir yanlışta çok nefret eder. Bağışlamayı beceremiyor. Demir gibidir. Bükemezsin onu. Olduğu gibi kabul edeceksin. Olur. Çok konuştum değil mi? Dinlemeyi severim ben. İyi o zaman. Arada bir yapalım bunu. Hatta bir dahakine sen anlat, ben dinleyeceğim, tamam mı? Tamam Ömer Bey. Ömer dede. Tamam Ömer dede. Abi bu taraftan. Aman aman Gülsoy brothers. Aman aman. Yamancığım, hoş geldin. Korkuttun bizi. Ne yaptın öyle Allah aşkına ya? Girizgaha geç. Konuya gel. Ha, ben şimdi yorgunum ya biraz. Bir de emir almayı hiç sevmem o yüzden. Ne kokuyor burası ya? Şey... Naftalin ortağım. Hah. Her derde deva mübarek. Aa, ne varmış ya orada? O ne?
Bu ölü insan bedeni. Yani halk arasındaki adıyla ceset. Kimin? Kimin? Şimdi bu Vural'ın sizin fabrikayı kundaklaması için gönderdiği adamın cesedi. Yani Ateş abinize fena bilenmiş, bir an önce bitirmek istiyor. Ama Allah'tan ben oradaydım da işe el attım. Yalnız çocuk var. Yakalaması bizden, temizlemesi sizden. O konuda hizmet vermiyoruz. Ortağım şimdi ayağına taş bağlayıp suya atar bunu. Pek komikmiş. Bence komik ya gayet. Bence de. Adamı öldürürken bize mi sordun? Git kendi pisliğini kendin temizle. Sen beni anlamadın galiba. Olayın benimle bir alakası yok diyor. Abinizin paçasını kurtardım ama bu kadar rahatsız olduysan bir dahakine görmezden gelirim, olur biter Yamancığım. Sen neden Vural'ın yanında olmak yerine bizi tercih ettin acaba? Şimdi o biraz uzun mesele. Dost olmadığım insanlara anlatmıyorum ama bir ara seninle otururuz, samimileşiriz. O zaman uzun uzun anlatırım. Şimdi konumuza geri dönersek, Vural'ın ortadan kalkması hepimizin işine gelir. Değil mi? Tamamız yani bu konuda. Tamamız. Tamamız da fragmana es mi geçsek acaba? Plan ne? Nedir? Ne yapıyoruz? Ha, yani onu yapacağım da şimdi senin kirli çamaşırları da dökmemiz gerekecek ya. Hazır mısın? Abine söyledin mi? Bilmiyorum. Kızabilir yani çünkü sana. Konuş artık. Şimdi Yaman'cığım, bu Vural'ın altın kaçakçılığından kazandığı paraları sizin şirkette pırıl pırıl temizliyorlar. Yalnız bu çocuk beni çok şaşırttı. Bunda inanılmaz bir muhasebe dehası var yani. Bu konudaki yeteneği inanılmaz. Senin bunlardan haberin var mıydı? Dedem öyle istedi. Ya oğlum ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar tamam. Aile içi meselelerinizi sonra çözersiniz bir şekilde. Biz esas konumuza dönelim. Şimdi Okan'cığım, sen itirafçı olacaksın. Tamam. Bu Vural'ın kara para aklama, altın kaçakçılığı yani bu gibi şeylerde gidip polise tanıklık edeceksin, ifade vereceksin. Manyak mısın sen be? Ha? Vural beni komple ortadan kaldırsın, ne güzel. Hiçbir şey yapamaz. Onu içeride temizlerler zaten, çok şey biliyor. Ortakları falan var, tehlikeli tipler. Yani Vural ortadan kalktığında da yerine yeni birisi geçer. Yani ben.